Merhabalar. Pino 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videomuzda sizleri Pino eğim ve sen darbe sensörüyle tanıştıracağım. Eğim ve darbe sensörümüzün içerisinde serbest halde bir bilgi bulunmaktadır. Ve herhangi bir darbede ya da eğimde bu bilgi diğer uca ulaşarak bize bir hareket bilgisi vermektedir. Ve bu bilgi bizlere 0-1 olarak gelmektedir. Peki eğim ve darbe sensörümüzü pino kartımız ile nasıl bağlıyoruz? Şöyle anlatayım. Eğim ve darbe sensörümüzün üzerinde mor renkli bir etiket bulunmaktadır. Bu şu anlama geliyor. Pino kartı üzerindeki mor etiketli alanlara sensörümü bağlayabiliyorum. Yani 1 2 3 4 5 ve 6 numaralı kapılar benim eğim ve darbe sensörüm için uygundur. Şimdi ise eğim ve darbe sensörümü bağlantı kablo yardımıyla bağlıyorum. Şöyle. Ben kendime 2 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler dilediğiniz mor renkli etiketli kapılardan birini seçebilirsiniz. Hemen USB kablo yardımı ile Pino kartım ile bilgisayarım arasındaki bağlantıyı da oluşturuyorum. Şöyle çevireceğim. Bilgisayara da bağlantımı oluşturuyorum. Evet. Artık Pino kartımı kodlayabilmem için bilgisayardan Emblok programını açmam gerekiyor. Hemen Emblok programını açıyorum ve emlo programını açtıktan sonra bizim pino kartımızı kodlamamız için pino uzantısını eklememiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyorum. Ve açılan bölümdeki arama yerine pino yazıyorum. Ve hemen pino eklentisini indir diyorum. İndirme işlemi bittikten sonra sayfayı kapatıyorum. Artık pinomuz aktif hale geldi. Yani pinomuzun kodları robotlar bölümünden bakalım. Aktif hale geldi. Şimdi diğer kontrollerimizi yapalım. Kartlar bölümünden Arduino'nun seçili mi diye kontrol ediyorum. Uzantılar bölümünden pino seçili mi diye kontrol ediyorum. Pinoyu zaten indirdiğimiz için seçili olarak geliyor. Arduino bölümünde Arduino ile ilgili işlem yapmayacağım için oradaki bölümü kaldırıyorum. Arduino kollarını kaldırdım. Ve artık bağlantımızı oluşturabiliriz. Bağlan, seri port deyip çıkan com değerini seçili hale getiriyorum. Ben de bir tane değer çıktı ve ismi com6. Bu şu anlama geliyor. Pino kartımızın bağlı olduğu USB portumuzun ismi com6. Ben com6'yı seçili hale getiriyorum. Lütfen sizler de USB portunuzun bağlı olduğu ismi seçiniz. Hemen bağlan bölümüne geliyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi en blok programımız ile Pino kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda kartımızın içerisine daha önceden bir kod yazdıysak bu kodu sıfırlar ve silme işlemimizi sağlar. Yani bu aygıt yazılım güncelleme işlemini programa bir kere başlarken yapmanız yeterli olacaktır. Fakat diyelim ki bir proje yaptınız, kodlarınızdan eminsiniz, bağlantısından da eminsiniz ama projeniz çalışmıyor. O zaman tekrardan aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Güncelleme işlemi bittikten sonra hemen kapat butonuna tıklıyorum. Evet artık bütün işlemlerim tamam. Şimdi eğim ve darbe sensörümüzden bir değer okutalım kuklamıza. Hemen robotlar bölümündeki pinodan uygun kod bloğunu seçili hale getiriyorum. Şurada eğim ve darbe sensörümüzün kod bloğu mevcut. Ben ekrandaki kuklama söyletmek istediğim için görünüm bölümünden merhaba de kod bloğunu alıyorum ve kartın e, Pino kod bloğumuzu içerisine yerleştireceğim eğim ve darbe için. Sadece hangi numaralı kapıya bağladıysak onu mutlaka seçili hale getirmemiz gerekiyor. Burada bize 1 olarak geliyor. Biz 2 numaralı kapıya bağladığımız için buradan 2 numaralı kapıyı seçili hale getiriyorum. Ve artık merhaba denin içerisine yerleştirebilirim. Ben bana sürekli olarak değer söylemesini istediğim için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Ve merhaba de kodu ile birleştiriyorum. Ben kodlarımın bir olaya bağlı olarak çalışmasını istediğim için olaylar sekmesinden yeşil bayrak kod bloğunu alıyorum. Ve artık tıkladığım zaman yeşil bayrağı bana karakterin değerler söylemesini istiyorum. Şu an bir değerini söylüyor. Eğik durduğu için hemen düzeltiyorum. Evet şu an sıfır değerini veriyor. Ben herhangi bir darbe uyguladığım zaman bir değerini bana tekrardan veriyor. Veya şu şekilde eğime uğradığı zaman yine bir değerini veriyor. Tekrardan sensörümü yerine koyuyorum. Sizler de dilerseniz kuklaya söyletmek yerine bir değişken oluşturup değişken ile bu değerleri söyletebilirsiniz. Eğim darbe sensörümüzün kullanımı bu şekilde. Sizler de eğim darbe sensörünü kullanarak deprem simülasyon örnekleri yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.